Din ve Bilim Çatışmanın Kökleri Din ve bilim özellikle son birkaç yüzyıldır kesintisiz bir çatışma içine girişmiştir. Hiç şüphesiz dinlerin bu çatışmayı büyük ölçüde kaybettikleri ve bilim karşısında kaybettikleri her dinsel yargıyı çağın bilimine uydurmaya çalıştıkları da aşikardır. Bu uzun zamandır süre gelmiştir. Büyük tarihsel dinlerden her birinin üç yönü vardır. 1- Kurum 2- Öğreti üç kişisel töreler. Ama bu üç öğe, önemlerindeki değişmelerle birlikte toplumsal bir görüngü olarak ele alınan, yalnızca bilim ile çatışmaları üzerinde durulan din için gereklidirler. Kişisel bir din, bilimin aykırı sayacağı kesinlemelerden kaçındığı sürece en bilimsel çağda bile hiçbir zaman yadırganmaz. Günümüzde mantık birliği hem bir güç hem de güçsüzlüktür. Güçtür. Çünkü bir düşünce dizisinin ilk basamağını benimseyen kimsenin o düzeni bütünüyle benimsemesini zorunlu kılar. Güçsüzlüktür. Çünkü son basamaklardan herhangi birini aykırı bulan kimse, en azından ilk basamakların da birkaçını aykırı bulmak zorunda kalacaktır. Dinin bilimle olan çatışmasında dogmaların gösterdiği mantıksal bütünlükten doğan bu güç ile güçsüzlüğü görürüz. Bilim, büyük varsayımlardan değil, Gözlemlerle, deneylerle bulgulanan tek tek olgulardan işe başlar. Böyle olgulardan birkaçının bir araya gelmesiyle genel bir kurala varılır. Eğer bu kural gerçek ise söz konusu olgularda bu gerçeğin kanıtlarıdır. Bu kural bir kesinlik olarak ileri sürülmemiş, çıkış noktası olacak bir varsayım diye kabul edilmiştir. Doğruysa belli durumlarda daha gözlemlenmemiş belli görüngeler ortaya çıkacaktır bu görüngelerin ortaya çıkmasıyla varsayım doğrulanacaktır. Yoksa o varsayımdan vazgeçip bir yenisini bulmak gerekir. Varsayıma uygun düşecek birçok olgu bulunabilir. Bir din öğretisi bütünüyle kesin, sonrasız gerçekleri vermeye çabalayan bilimden ayrılır. Bilim her zaman deneyicidir. Şimdiki kuramların eninde sonunda değişikliklere uğrayacağını bilir yönteminin hiçbir eksik bulunmayan sonuçlara götürmeye mantık yönünden yetersiz olduğunu kabul eder. Böylece bilim, salt gerçeğin ardından koşmaktan vazgeçmeyi, yeni buluşlar yapmakta ya da geleceği önceden belirlemekte başarıyla uygulanabilecek her kuramın taşıdığı gerçeği, teknik gerçeği aramayı öğütler. Bilgi, evrenin zihinsel bir aynası olmaktan çıkar. Maddenin işlenmesinde edimsel bir araç olur bu durumda. Evrim Bilimler düşündüğümüzün tam tersi bir düzen içinde geliştiler. Bize en uzak olan şeylerin yasaları en önce bulundu. Sonra yavaş yavaş daha yakınlara sıra geldi. İlkin gökler, arkasından yer, sonra hayvanlarla bitkilerin yaşamı, sonra insan gövdesi, en sonra da insan zihni. Bu durumun anlaşılmayacak bir yanı yoktur. Ayrıntılarla içli dışlı olduğunuz ölçüde daha büyük çaptaki özellikleri görmek güçleşir modern kafanın uzun süreli bir gelişme kavramının nedenli yeni olduğunu görmesi güçtür. Gerçekte de bütünüyle Newton'dan sonraki bir düşüncedir bu. Kutsal kitaba dayanan inanca göre evren 6 günde yaratılmış, o zamandan beri şimdi içinde bulunan bütün canlılara, hayvanlarla bitkilere, büyük tufanın yok ettiği daha başka birçok canlıya yurtluk etmişti. Dinlere göre dünyanın yaratılış yılı Yaratılış kitabında adı anılan her atanın en büyük oğlu doğduğunda kaç yaşında olduğunu söyleyen soy dizisinden çıkarılabilir. Sonunda protestanlar genel olarak İsa'dan önce 4004 yılını dünyanın yaratılış kabul ettiler. Yaratılış gününün cuma olduğu da biliniyordu tabii. Çünkü Tanrı cumartesi günü dinlenmişti. Bilimin de bu dar sınırlar içinde kalması istenmiş, gördüğümüz evrenin 6000 yıllık değil, çok daha yaşlı olduğunu düşünenler alay konusu olmuşlardır. Newton, Kopernik sistemini kabul ettikten sonra dinsel inançları sarsacak bir şey yapmış olmuyordu. Gezegenlerin Güneş'in çekiminden kurtulmalarını sağlayan teğetsel hızlarını açıklarken hepsinin başlangıçta Tanrı eliyle boşluğa fırlatılmış olduklarını tasarlıyordu. Bundan sonra olup bitenler ancak genel çekim yasasıyla açıklanıyordu. 18. yüzyılın özel inanç biçimi Newton'dan alınmadır. Buna göre evrenin ilk yaratıcısı olan Tanrı temel yasalar koymuş, yaptığı kurallarla da gelecekteki bütün olayları kendisinin bir daha araya girmesini gerektirmeyecek biçimde belirlemiştir. Güneş'in gelişimi konusunda ciddi bir bilimsel kuram koymaya girişen ilk kimse 1755 yılında göklerin genel doğal tarihi ve kuramı ya da Newton ilkelerini uygulayarak evrenin bütün yapısının kuruluşu ve mekanik kaynağı üzerinde araştırma adlı kitabıyla Kant olmuştur. Bu kitap kimi yönleriyle modern gök biliminin sonuçlarını önceden gören çok önemli bir yapıttır. Maddesel evrenin sınırlarına inanır. Bunun, yaratıcının sınırsızlığına yaraşacak tek görüş olduğunu söyler. Kant'ın yapıtının önemli yönlerinden birincisi, maddesel evreni bir bütün, Saman yoluyla Nebula'nın da bu bütünün birimleri olarak düşünen görüştür. İkincisi de uzaydaki hemen hemen anlamsız bir madde dağılmasından doğan aşamalı gelişim fikridir. Bu, birden yaratılma düşüncesi yerine evrimi koyan ilk adımdır. Laplace aynı konuda daha etkili bir kuram ortaya koyuncaya dek Kant'ın yapıtı hemen hemen gözet çarpmamıştır bile. Laplace, söylediklerinin çoğunun daha önce Kant tarafından söylenmiş olduğunu bilmiyordu bile. Ona göre Güneş Sistemi ile Gezegenler Sistemi bir zamanlar çok geniş bir nebulaydı. Bu nebula yavaş yavaş büzüldü. Büzülünce de daha hızlı dönmeye başladı. Merkez kaç gücü koparak uçan topraklar gezegen oldular. Aynı işlemin tekrarlanmasıyla gezegenlerin uyduları ortaya çıktı. Laplace, Fransız devrimi çağında yaşadığı için tam özgür bir düşünürdü. Yaratılışı bütünüyle yatsıyordu göklerdeki bir hükümdara beslenen inancın, yeryüzü hükümdarlarına da saygı uyandıracağına inanan Napolyon, Laplace'in kitabında Tanrı'nın adının neden hiç anılmadığını sorunca büyük gök bilimci, Efendimiz, o varsayımla işim yok benim diye karşılık vermişti. 18. yüzyılda hemen hemen her şeyin sudan geldiğini söyleyen Neptüncü okulla, her şeyi yanardağlarla, depremlerle bağlayan volkancı okul arasında uzun bir çatışma görülür. Birinciler, dinsel görüşe daha çok bağlıydılar. Bulunan fosillerin gerçek hayvan kalıntıları olamayacağını söylemeye kalkıştılar. Fosillerin soyu tükenmiş canlılara, yaşam biçimlerine birer kanıt oldukları düşünülerek, yer biliminin daha sonraki gelişimi biyolojininki ile karıştı. Dünyanın ilk çağları söz konusu olunca, dindarlar 6 gün kavramını 6 çağ sayılması gerektiğini söyleyerek uzlaştılar. Ama canlılar konusunda tanrıcıların ileri sürdüğü bir sürü kesinlemeyip bilimle uzlaştırmak gitgide daha güç bir iş oldu. Şimdi var olan hayvanlar Nuh'un gemisine alınan hayvanları soyundandırlar. Şimdi soyu tükenmiş olanlar ise selde boğulmuşlardır. Martin Luther daha da ileriye giderek sineklerin iyi kitaplar yazarken kendisini rahatsız etsinler diye şeytan tarafından yaratıldığını söylemiştir. Yaratılan türler hiçbir değişikliğe uğrayamazlardı. Her biri ayrı bir yaratma eyleminin sonucuydu. Bu önermelerin herhangi biriyle ilgili bir soru sormak, dindarları öfkelendirmek demekti. Güçlükler yeni dünyanın bulunmasıyla başlamıştı. Amerika ağrı çok uzakta bir ülkeydi. Ama yine de aradaki ülkelerin hiçbirinde görülmeyen birçok hayvan yaşıyordu orada. Başka bir güçlük ise hayvan biliminin gelişmesiyle elde edilen günümüzdeki hayvan türlerinin sayısından doğdu. Günümüzde bu sayı 2 milyonu aşmıştı. Nuh'un her türden iki hayvanı gemiye aldığı göz önünde tutulunca geminin biraz fazlaca kalabalık olabileceği düşünüldü. Avustralya'nın bulunması yeni güçlükler çıkardı. Neden kangurulardan sadece orada vardı? Nuh Asya'ya niçin hiç kanguru bırakmamıştı? Bitkilerle hayvanların üreme, değişme yoluyla uzun süreli bir evrim geçirdiklerini söyleyen öğreti biyolojiye yer bilimden geldi. Bu kuram üçe ayrılabilir. İlk gerçek, küçük canlıların daha eski oldukları, daha karmaşık bir yapı taşıyan canlıların ise gelişmenin sonlarına doğru ortaya çıktıklarıdır. İkincisi, daha sonraki, çok daha üstün yapılı canlılar kendilerinden ortaya çıkmamışlar. Bir değişmeler dizisinden geçerek daha önceki canlılardan türemişlerdir. Biyolojide evrim ile söylenmek istenen budur. Üçüncüsü, belli canlıların yaşayıp öbürlerinin silinip gitmelerinin nedenlerini gösteren bir işleyiş, doğal seçilim. Bütün canlıların büyük bir hızla yayılmalarından dolayı her kuşağın büyük çoğunluğunun daha çoğalma çağına varmadan ölmesi gerekmektedir. Aynı tür içinde kendilerine üstünlük sağlayan yanları olanların daha uzun yaşamaları olağandır. Ayrılan özellik sonradan kazanılmışsa arkadan gelen kuşaklara geçmez ama doğuştansa yeni kuşaklarda mutlaka iz bırakacaktır. Darwincilik, tanrı bilime, Kopernikusçuluktan geri kalmayan bir tokat oldu. Yalnızca yaratılışta ileri sürülen ayrı ayrı yaratma eylemlerini, türlerin değişmezliklerini çürütmekle yaşamın başlangıcından beri dinsel görüşe taban tabana karşıt, akla sığmaz bir sürenin geçmiş olduğunu söylemekle, Tanrı'nın iyilik sevdiği ile açıklanan canlıların çevreye uyumunu doğal seçmeye bağlamakla kalmıyor. Hepsinden ilerisi, evrimciler insanın daha aşığı hayvan soylarından türediğini savunuyorlardı. Cincilik ile tıp Papazların yazılarındaki cinler, Hristiyanlığın yayılmasıyla büyük bir öfkeye kapıldıkları düşünülen pagan tanrıları anlamına gelir. İlk Hristiyanlar, Olimposlu tanrıların varlığını hiçbir zaman yatsımamakla birlikte onları şeytanın uşakları olarak düşünmüşlerdi. Kutsal nesnelere olan inanç çoğunlukla uzun süre değişmeden sürer gider. Örneğin Palermo'daki Aziz Rosali'nin kemiklerinin çağlar boyunca birçok hastalığı iyileştirdiği görülmüş, ama bir anatomi bilgini ortaya çıkıp bunların bir keçinin kemikleri olduğunu açığa vuruvermişti. İyileştirici mucizeler de yok değildir şüphesiz. Ama bilimsel olmayan bir ortamda gerçek masallarla abartılır. 1348'de veba, değişik yerlerde kör inançların boy göstermelerine yol açtı. Tanrı'nın öfkesini yatıştırmakta en çok tutulan yöntemlerden biri de Yahudileri yok etmekti. Akıl hastalıklarının geçirilmesinde anlaşılacağı gibi özellikle kör inançlara dayanan işlemlere başvuruluyordu. Bu konu tıbbın en geç gelişen dallarından biri oldu. Kötü bir ruhu uzaklaştırmak için ona işkence etmenin ya da onun gururunu kırmanın en etkili yol olduğu inancı yerleşmişti. Yumuşak yolların etkisi görülmezse hasta kırbaçlanıyordu. Cin yine direnir uzaklaşmazsa hastaya işkence ediliyordu. İnsan bilimciler, en ilkel topluluklarda bile büyü ve din arasında bir ayrım bulunduğunu söylemektedirler. Rivers, büyüden söz ederken, insanın törenlerle yaptığı bir takım işlemlerdir diyordu. Oysa din, etkisi yüce bir gücün istemine bağlı bir takım işlemlere başvurur. Yalvarma, yakarma törenleriyle bu yüce gücün aracılığı istenir. Bir yandan bir takım kutsal taşlar gibi cansız nesnelerin gücüne inanan, bir yandan da insan dışı bütün ruhların insana üstün olduğunu düşünen toplulukları göz önüne alırsak bu tanım yerindedir. Ama ortaçağ Hristiyanlığı için olsun, Müslümanlık için olsun bu iki durumun hiçbiri doğru değildir. Şeytan da tıpkı Tanrı gibi mucizeler yaratabilirdi. Ama şeytan kötü insanlara, Tanrı ise iyi insanlara yardım için yapıyordu bu işi. Başlangıçta büyücülük kadınlara özgü bir suç değildi. Bu suçun yalnız kadınlara mal edilmesi 15. yüzyılda başlamış, cadıları sert cezalara çarptırmak pek yaygın bir gelenek olarak 17. yüzyıl sonuna kadar sürmüştü. 1489'da Kadın Suçlarının Çekici adlı bir kitap yayımlandı. Bu kitapta kadın yüreğinin yaratılıştan kötülüğe eğimli oluşundan dolayı kadınların büyücülüğe daha uygun düştüğünü ileri sürüyorlardı. Sanıklara istenilen şeyler söyletilinceye kadar işkence yapılıyordu. Yalnızca Almanya'da 1450 ve 1550 yılları arasında 100 bin cadının ölüm cezasına çarptırıldığı sanılıyor. Newton'dan sonra insanlar tanrının başlangıçta dünyayı yarattığına, istediği sonuçların bir daha kendi aracılığını gerektirmeden ortaya çıkmaları için gerekli yasaları koyduğuna inanmaya başladılar. Yalnız dinlerin gönderilişi gibi büyük olaylarda işe karışıyordu. Protestanlar Hristiyanlığın ilk ya da ikinci yüzyılı sırasında mucizelerin görüldüğüne sonra bu mucizelerin arkasının kesildiğine inanıyorlardı. Meteoroloji alanındaki çalışmalarda fırtınaların ortaya çıkışında cadıların bastonlu koca karıların payını gitgide azaltıyordu. Bir süre için şimşek ve gök gürültüsünü doğal yasalarla açıklamak günah sayıldı. Çünkü bunlar özellikle Tanrı'nın işiydi. Bu görüş yıldırım savarlardan sonra durdu. Mucizelerin doğanın akışını değiştirebilecekleri yolundaki inancın ölmesiyle büyücülüğe olan inanç da çökmek zorunda kaldı. Çiçek hastalığı yayıldığı zamanlarda din adamları aşıyı tanrının emrine karşı koymak olarak gördüler. 1885'te bile Montreal'de görülen amansız bir çiçek salgınında Katolik halk aşıya karşı koydu. Kiliseleri de bu davranışı destekledi. Anestezi bulunduğu zaman tanrıcılık bir kez daha insan acısının azalmasına engel olmaya yeltendi. Tanrıcılığın kötü yanı yıkıcı eğilimler yaratmak değil, böyle davranışlara yüksek bir töre süsü vermek, bilgisiz barbar çağlardan kalma alışkanlıklara açıkça kutsal bir özellik tanımak olmuştur. Bugün ise sağlık bilgisine, korunma yollarına başvurarak hastalıktan, salgınlardan kaçınmaya çalışmak hiç de dinsizlik sayılmıyor. Mistizizm Bilimle din arasındaki savaş biraz garip bir savaş olmuştur. Dini desteklemek için bilimin alanı dışında özel olarak vahiy diye belirlenebilen bir bilgi kaynağının varlığını kabul etmeli miyiz? Tartışması güç bir sorudur bu. Çünkü gerçeklerin kendilerine vahiy yoluyla açıklandığını söyleyenler, o gerçeklere bizim nesnelere tanıdığımız ölçüde bir kesinlik tanırlar. Elinde teleskop olan bir adam bizim görmediğimiz şeyleri, çok uzaktaki şeyleri görebilir. Kendilerine vahiy geldiğini söyleyenler de tıpkı teleskoplu adam gibi tartışma götürmez haberler verdiklerini söyleyerek onlara neden inanmadığımızı sorarlar. Bir bilim adamı bize bir deneyin sonucunu söylediği zaman o deneyin nasıl yapıldığını da söyler. Başkaları da aynı deneyi yaparlar. Sonuç aynı şekilde çıkıyorsa bu tutarlıdır. Bilim algıya, çıkarsamaya dayanır güvenilir yanı herhangi bir gözlemcinin de bunu sınayabilmesidir. Ancak vahiler, vahiyi alan kişi dışında kimse tarafından sorgulanamaz, sınanamaz. Bilim ve ahlak Bilimin yetersizliğini ileri sürenler, bilimin değerler konusunda söyleyecek hiçbir şey olmadığını savunmaktadırlar. Geleneksel ahlak çalışmaları iki yön gösterir. Bunlardan biri töre kurallarıyla ilgilenir. İkincisi de neyin iyi, Neyin kötü olduğunu kendince belirtmeye çabalar. Çoğunlukla dinsel törenlerden doğmuş olan davranış yasaları, gelişmemiş toplumların yaşamında büyük bir yer tutar. Hırsızlığı, adam öldürmeyi yasaklayan töre kurallarına benzer kurallar açıkça toplum yararı uğruna ortaya çıkmışlar. Kaynakları olan ilkel din sistemleri çöktükten sonra da geçerliliklerini yitirmemişlerdir. Ama insan düşüncesi geliştikçe kurallar üzerinde daha az durmak daha çok zihinsel durumlara önem vermek eğilimi belirmiştir. Bu iki kaynaktan ileri gelmektedir. Felsefe, mistik din. Dışta kalan kurallara başvurma gerekliliğinden kaçınmanın yollarından biri özellikle protestan ahlakına önemli bir yer tutan iyi kötü bilinci olmuştur. Protestan ahlakına göre Tanrı her insanın yüreğine neyin iyi, neyin kötü olduğunu açıklamıştır. Böylece günahtan kaçınmak için içimizden gelen sese kulak vermemiz yeter deniyordu. Gerçekte iyi kötü bilinci eğitimin bir ürünüdür. İnsanların büyük çoğunluğunda bu bilinç beğenme ya da yadırgama eğitimcilerin isteklerine göre aşılanır. Böylece bir davranışın ahlakça onaylanmasında üç ayrı şey gözetilir. 1. Bu davranışın benimsenmiş olan töresel öğretiye uygun düşebilir olduğu. 2 içtenlikle iyi sonuçlara yönelmiş olabildiği, 3. Gerçekte iyi sonuçlar sağlamış olduğu. Değişik filozoflar değişik iyi kavramlarını yaratmışlardır. Kimisi iyinin tanrı sevgisinde, tanrı bilgisinde, kimisi evrensel sevgide, kimisi güzellikten duyulan hazda, kimisi de hoşlanmada bulunduğuna inanır. Bentham'ın iyi, hoşumuza giden şeydir öğretisi büyük bir öfkeyle karşılanmış bunun bir domuzun felsefesi olduğu söylenmiştir. Nietzsche tam tersine yalnız büyük adamın önemli sayılabileceğine, insanlar yığınının ancak onun mutluluğu için bir araç olduğuna inandı. Sıradan insanlara çoğu kimselerin hayvanlara baktığı gözle baktı. Onları kullanmanın doğru bir yol olduğunu düşündü ama kendi çıkarları için değil, üstün insanın çıkarları için. O günden beri bu görüş Demokrasiden ayrılmak isteyenleri haklı göstermekte kullanılmıştır. Değerler sorunu bilgi alanının dışında kalır. Bununla demek istiyorum ki, şunun ya da bunun değerli olduğunu söylerken kendi duygularımızı dile getirmiş oluyoruz. Bütün iyi kötü yargılarının istekle bir bağı olduğunu söyleyerek işe girişeceğim apaçıktır. Böylece hepimizin istediği herhangi bir şey iyi, hepimizin sevmediği herhangi bir şey de kötüdür. İsteplerimizde birleşseydik ortada bir sorun kalmayacaktı. Ama ne yazık ki isteklerimiz ayrılıyor. Ahlak bu öznellikten kaçınmak yolunda atılmış, bence pek de başarılı olmayan bir adımdır. Ahlak politika ile çok yakından ilgilidir. Bir takım insanların ortak isteklerini bireyleri aşılama çabasıdır. Ya da tam tersine bireyin isteklerini çevresindekileri aşılama çabasıdır. Bu ikinci durum ancak bireyin istekleri toplumun ilgilerine açıktan açığa karşı değilse gerçekleşebilir. Bir hırsızın insanları kendilerine iyilik ettiğine inandırması görülmüş şey değildir. Ama güçlü zenginler buna yelteniyorlar. Hatta başarıyorlar da. Ahlak, belli isteklerimize yalnız kişisel değil, evrensel bir önem yükleme çabasıdır. İsteklerimize evrensel bir önem kazandırıyormuşuz gibi görünmek ahlakın başlıca işi. Bilim, isteklerin nedenlerini, istekleri gün ışığına çıkarmanın yollarını araştırabilir. Ama temelden ahlaksal olan tümcelerin hiçbirini tanımaz. Çünkü bilimin konusu neyin doğru, neyin yanlış olduğudur. Sonuç Bilimsel düşünce ölçülüdür, deneyicidir. Herkes tarafından sınanabilir, parçalara dayanır. Bütün gerçeği bildiğimizi tasarlamaz. En iyi bildiği şeyin bile bütünüyle gerçek olduğunu ileri sürmez her öğretinin er geç düzeltilmeyi gerektireceğini, bu gerekli düzeltmenin de bir düzeltilmeyi gerektireceğini, bu gerekli düzeltmenin de bir araştırma, tartışma özgürlüğü istediğini bilir. Bilimin, yani gerçeklerin çoğu rahat kaçırıcıdır. Özellikle gücü ellerinde tutanlar için. Kanalıma abone olabilir, beni denizin ötesinde Instagram hesabımdan takip edebilir, oradan isteklerinizi de iletebilirsiniz. İyi seyirler.